Yani yanlış yaptı, bir kez daha söylüyorum ama tabii ki kendi hayatı, kendi Evet. tercihi. Biz bir şey diyemeyiz ama yapmamanda fayda var. Bir an evvel bırakırsın inşallah. Bunun yerine İnşallah. başka bir şey koysan, çamaşır suyunu yerine hayatında dolduracak. İnşallah. Başka bir sürü bak, sirke ne kadar güzel. Ama Doğal, yetmiyor. karbonat. Yetmiyor Zuhal Hanım. Kesmiyor beni. Yani Yetmiyor. çok... Çamaşır Yani suyu mu? Zuhal Hanım ben bunu... Hayır, sirke kesmiyormuş. Hani sirke Sirke. koyarlar ya Yani yer silme şeylerine, sularına genelde falan. öyle olur zaten. Ben Yani çamaşır kullanırım. suyu ben de çok kullanırım da Çok çamaşır doğal. suyunun bu kadar yoğun Çok kullanılması da fazla çok doğru değil kapıdan yani. girerken Kabul rahatsız olduk etmiyorum yani Zuhal o Hanım derece. yani. İnanıyorum ki gerçekten bu takıntıma inanmalarını istiyorum. Gerçekten oyun falan yapmıyorum. Benim gerçek oyun yapacak bir halim de yok. Ben kızım da röportaj yaptı. Zaten herkes görecek. Ben böyleyim ya. Yapacak bir şey yok. Yani bunu bir hastalık olduğunu kabul etmiyor. Sıkıntı orada. Ya boğulduk resmen. Bir obsesyon, bir takıntı. Tabii biz bunun Tabii teşhisini ki. koyamayız. Haşa Tabii yani ki. öyle bir şey yok da. Ben böyle insanlarla tanıştım. Gerçekten yardım alıyorlar Tabii yani ki. gidip. Bilmiyorum, Çünkü ne bu bir olacak takıntı. yani? Herkesin bir şeylere takıntısı Kesinlikle vardır. öyle. Ama bu fazla takıntı Zuhal Hanım. Kapıdan geldim, sağlığına boğuldum. Yani maskeyi takmama rağmen boğuldum. Peki. Yani gerçekten siz bu nasıl bu kokuda rahat ediyorsunuz? Sen hayır yemekler. diyorum. Ben ölmediysen yani ben bugün bir istisna olabilirdi yani öyle Bence. Düşünüyorum. Ama Bence bir sürü de. Ekip gezdi, dolaştı. Ama gelmeden evvel de silmişsin tatlişko. Evet. Ekip gelmeden silmişsin bir postu. Ekibi de gördük akşam yani gelirken herkes bayılmış durumda yani şu anda. Kokudan herkes öyle baygın mi? bakıyor. Yok gayet iyiler. Gayet iyiler Tuğçe Hanım. Apartmana girer girmez aldı kokuyu. Ben de aldım, ben de aldım. Yani yanlış bir şey tasvip etmiyoruz. Hiç kimse de evinde fazlasıyla yani bunun her şeyin fazlası zarar. Hele bu kimyasal evet. içeren bir şey. Kesinlikle. Lütfen sizler sakın böyle şeyler yapmayın. Yapanlar varsa da uyarın ama yani bizim de bundan öte kocaman insan diyecek bir şeyimiz yok. Tabii ki ama bugün için evet keşke iki kez en azından hadi sabah silmişsin akşam yani biz gittikten sonra sileydin en azından. Evet. Bizim için bir sirkeyle bir beyaz sirkeyle temizleyebilirdi. Mesela. Evde fazlasıyla çamaşır suyu kokusu vardı. Bu bizi fazlaca rahatsız etti. Apartmandan girdiğimiz andan beri bu çamaşır kokusu suyunu alıyorduk. Eve girdiğimizde de çok felaket bir koku vardı. Eve girer girmez çamaşır suyu kokusu bizi yaktı. Gerçekten durulacak gibi değildi. Aşırı derecede bir çamaşır suyu kokusu vardı. Bu çamaşır suyu olayı bence çok saçma. Tamam kendi özel bir sorunu olabilir ama bugün istisna olabilir diye düşünüyorum. Yurdagül Hanım sadece kendi tabaklarını çamaşır suyuyla yıkadığını söyledi ama bence bizim tabakları da yıkamıştır ha. Bir kaşık çorbası bu. İki kaşık olursa biraz daha yoğun olur. O kadar. Evet. Zuhal Hanım ben bir mutfağa bakabilir miyim? Dün hanımefendi baktı. Evet, ben eksik almamam lazım. Zuhal Hanım sonradan da silmem gerekiyor. Mutfağınızı bir kontrol etmek istiyorum. Tabii ki. Esas gidecek arkadaşımız ben de, burada ama. O da geldi. Ben de size eşlik edeyim. Temiz zaten. Temiz olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Zuhal Hanım gördü çünkü. Görmeme de gerek yoktu zaten. Emindim yani. Ama laf herhalde yani bizim görüp görebileceğimiz en temiz öyle şey mi? Olur herhalde. Ev, mutfak. Hani şey yani, olarak hijyen. Bakalım. Başka bunları ben 55 kere olduğunu düşünüyorum herhalde. Umarım çamaşır suyuyla olmamıştır. Yok, herhangi yok bir yapmadım yok. Dedi, yapmamıştır. Temiz, evet şeyler... Bak gördün bu mü? Bu poşet ne burada? Bu poşet bana aynı tepkiyi vermişti. Poşet ne? Çöpleri koydum. Ben de koymuştum ama kabul ama etmediniz. Ama seninki benim ağza çıktı, benimki kapalı açtı. Sizinki de açın, buyurun, bakın. Hayır, sen açtın. Hayır, ağza bakın, açtın bakın, zaten. Bakın, bakın, müsliflere bakın, her şeyi atmışsınız çöpe. Evet, böyle mi yapıyorsunuz? Menüyü nasıl buldun Ahmet? Beyti kebabı, kebap dediğiniz zaman yani burada mütevazi olamayacağım. Bizim kebabımız, yani Antep, Kilis, Urfa. Beyti de güzeldir ama. Ya beyti güzeldir. Güzel yapılırsa çok. Ben olmazsa olmazını söyleyeceğim. Ben çok haz alırım yerken beytiyle. Olmazsa olmazını söyleyeceğim geldiği zaman. İnşallah onu koymuştur. Onu koymamışsa ben ona beyti demeyeceğim yani. Dağınık. Hayır dağınık değil bir tane. Dağınık. Bunlar malzemelerim ve tamam, yemeğim. Bizde malzeme vardı. Ama evet. Şey sizinki buraya kadar dağınıklıktı. Bu ne? Yani süngerleriniz bu burada. Bunlar ne? Onlar mesela. İşlem bitti. Recep tamam kaldırabilirdiniz. Nereye koyayım? Cebime mi koyayım? Bana cebinize koyuyor. Nereye koyarsınız? Koyun. Şimdi siz konuşmak bana... için konuşuyorsun. Hiç konuşmak için Hayır, konuşmuyorum. Hayır konuşmak için konuşuyorsun. Ve benim bak bir tane bulaşığım yok. Bir tane şeyim yok. Bizde de yemek vardı benim, buralarda. Hayır, farklı hayır, bir şey yoktu. Hayır. Peki fellah köfte var öncesinde. Olmaz yani, mı? Yani o hadi bir nebze de. Nerede? Yani, neresi sırıttı sana? Şimdi benim? Yani Gaziantep'ten Urfa'dan çıkıyoruz. İtalya'ya salata yemeye gidiyoruz. Ha Sezar, aa evet ne mana? Tavuklu ve salata. Ve doğru. Kırmızı et. Ezmesini yap, çobanını yap, mis gibi salata. Ya burada... Kebap diyorsun yani. Kebabın yanında gitmez Sezar salata. Evet çok çelişkili, doğru söylüyorsun. Ben çamaşır suyu da unuttum yani, için. Yani enteresan. Evet o Öncesinde salata çok sarıtmış. Öncesinde fellah köftesi de çok Bulgur gitmez. Bulgur pilavı var mı tabii yanında? Çorbanın içinde var. Ha çorbada var. Hayır o evet.
beytin olmazsa olmazsa. Hayır, beyti de ortada değil. Olur bir bulgur kebap. Diyorum buralarda yağlar var mı? Buralar niye açık? Buradan belki yemek tozlar döküldü yemeğin içine. Nereden bileceğiz bunu biz? Bakın burası buradan niye açık? Yemekleri kok gelebilir. Ha, hava almak için. Arada bir kafamı i̇şte, sokuyorum böyle. İşte gün gelir devran döner Yurdagül Hanımcığım. Gördüğünüz gibi. Demek kafamı ki sokuyorum. Olabiliyor mu? Çok büyük konuşmamak lazım. Büyük dokunmayıp büyük laf söylememek lazım. Benim bak çöpüm... Hiç orada önemli ağzı değil. Kapalı. Hiç ağzı kapalı değildi. Benim de açıktı. Bizimkisi aynı şekilde. Aynı şekilde. Benimki de böyle duruyordu. Hayır, onun çöp kovası dolmuştu ağzına. Ne oldu? Yıkıldınız mı? Yok, üzüldünüz mü? Üzülmedim. Nasıl oluyormuş bak, gününüzde? Ya. Mutfağıma bak. Vallahi bomba. Yala. Bunlar olabilir. Yani beziniz burada, süngerler burada. Bunları cebime bu açık. Mi koyayım Recep? Cebime mi koyayım? İsraf et. Valla nereye? O sizin sorunuz. Kaldırabilirsiniz dolaplarınıza. Domates, biber közlemiş. Onlar var. Tabii domates, biber kebabın olmazsa olmazlarından. Ne yapıyorlar? Hadi gelin, çorbalar soğuyor. Hanımlar, beyler. Buyurun, çorbalarımız geldi. Soğumasın lütfen. Hadi bakalım. Peki. Gel. Seni de bekliyoruz sevgili Yurdagül. Bir çorbaları kaşıklayayım. Şu mutfakla ilgili soracağım size ne yaptınız yarım saatlik diye. Bir kaşık çorbanın anlamı nedir? Her şeyden Tuğçe Hanım bir kaşık koyuyoruz. Bir kaşık pirinç, bir kaşık bulgur, bir kaşık yeşil mercimek öyle. İçeriği bu. Anlamı bu. Evet. Ha, sen çok güzel bu arada. Sizler çok beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Özenilmiş, güzel. Gerçekten çok özendim. Masa düzeni Recep Bey'in gününe göre gayet güzeldi. Benim masam kadar şık değildi. Ama Recep Bey'in masası tam bir öğrenci masası olduğu için bu masa Recep Bey'in gününe göre gayet güzeldi. Masa düzeni genel olarak kötü değildi. Güzel buldum, şık buldum. Yurdagül Hanım'a yakışan bir masaydı. Masa düzeni güzeldi. Çiçeği vardı. Çift servis açmıştı. Masa düzeni düzgündü. Masa düzeni güzeldi, şıktı. Bizi güzel karşıladı, vaktini yettirmiş. O konuda bir sıkıntımız yoktu. Ne yaptınız mutfakta Allah aşkına? Valla Zoyla Hanımcığım, dün bizi eleştirdi. Çok poşeti niye orada dediği kendisi koymuş. Bir sürü şeyleri israf etmiş, çöpe atmış. Bu ocağın üstündeki havalandırması, ağzı açık yemek yaparken ama... toz gitmedi mi? Bu kadar titiz bir bayandan bunu beklemiyorum. Anam anam nelere bakmış. Süngerler lavabonun içinde cebime mi koyayım görmedim. Dedi. Ben lavabonun gördüm. İçinde. Bize yaptığı eleştirin aynısı kendi yaptı. Ne oldu? Gün gelir devran döner. Bu işler böyledir. Hayır, benim çöp kovalarım ağzına kadar Melike doldu. Melike Hanım gördü. Hayır, hayır. Az bile yaptık Zuhal Hanım. Kendisi az benim buzdolabımın üzerine böyle toz var mı bakıp özel eşyalarımın olabileceği dolapları açması. Aynen ben öyle. Sadece olmadı. Bana yetişen yaptım. Sadece iadeyi ziyaret yaptım. Teşekkür ederim. Peki. Recep ve Melike Hanım mutfağa gittiler. Mutfağın temiz olduğunu söylediler. Bazı yerlerin pis olduğunu ama genel olarak temiz olduğunu söylediler. Mutfağa gittim. Özellikle gittim. Yurdagül Hanım bizim mutfağımıza girip toz baktı. Özel eşyalarımızın olabileceği dolapları karıştırdı. Ben onun gibi yapmadım. Sadece iadeyi ziyaret yaptım. Mutfağa girdiğimde gözlerime inanamadım. Yerdeki benim çöpümü yerli çöp poşetinde eleştirmişti ama aynısı kendisinde de vardı. Tencerelerin yemek yaptığı ocağın üstündeki aspiratörün kapağı açıktı. Yemek yaparken içine toz gitti mi gitmedi bunu bilmiyorum ama muhtemelen gitmiştir. Bir de lavabonun içinde yaptığı sünger, yıkadığı bulaşıkların süngerleri lavabonun içinde duruyordu. Masanın üstünde de bir sürü malzemeler vardı. Titizlik takıntısı olan bir kadının o malzemeleri de mutlaka kaldırmalıydı. İşte etme bulma dünyası.